Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Gülşah Sanver Manavoğlu bizimle. Aslında normalde Gülşah derim, yeterli oluyor. Kendisiyle gündemi konuşuyoruz bugün. Bir sürü değişik noktalara değineceğiz. Buyurun hep beraber hoş geldin diyerek konularımıza girişelim. Efendim günaydınlar, hoş geldin. Günaydın efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, ıslanmadınız, onu gördüm. Vallahi bir anda ne oldu anlayamadım. Meteorolojinin söylediği şeyler galiba gerçek oluyor şimdi dışarıda. Değil mi? Yani rüzgar var, fırtınamsı bir hava var. İnşallah bir şey olmaz kimseye. İnşallah, inşallah. Yani herkes önlemini alsın, kendini korusun. Çünkü özellikle sağlam olmayan bir dam oluşumu varsa, bize ne de La Marina. La Marina var, bugün havada uçacak zannedersem. İnşallah mandıra ve benzeri yerlerde ve aynı şekilde bir yapısı olan yerlere sıkıntı çıkmaz. Şu anda sizin iş yerinin yerine park ederken üstte bir kalın şey var, branda vardı. Onun uçuşunu görünce nasıl kaçacağım altından dedim. Yanlışlıkla gittim, altına park etmiş bulundum. Keşke dışarıya park etseydim dedim. Çünkü bir tarafı çözüktür, ansızın uçar, suyu boşaldır üstünden. Meğer su varmış. Olabilin. Ben atlattım, başka arkadaş da tamamdır. Yakalanabilirdi. Yani. Şeyi sorayım, çünkü halkla iç içesin. Yani ne istersen ol, milletvekili ol, istersen cumhurbaşkanı ol, sen halkla hep iç içesin, öyle dokunun insanlara. Evet. Tepkileri söyle bana. İnsanlar bu kesintiler için, hani depremde okullarımızı, hastanelerimizi tamir etmek için alınan deprem yasası derim ben, kısa ismi çok uzundur. Deprem yasasına göre bu kesintiler gerçekleşecek. Geçti meclisten. Tepkiler nasıldır oraya? Sen ne buldun, ne gördün? Tabii şimdi belli bir süreç izlendi. Tabii süreç hatalı yönetildi. Evet. Sıkıntı aslında sürecin bence hatalı yönetilmesinden de büyüdü. Doğru. Yani ortaya çıkan bu yorumlar, konuşmalar, eleştiriler ve yaşanan diğer sıkıntıların esas sebebi. Hükümetin işte bir kendilerine göre bir şey düşünüp, bir kesinti, bir para bulmak için bir yerlerden kendilerine göre bir model düşünüp bir gecede bunun kanun gücünde kanameyle uygulamaya karar vermesi ve bunu paydaşlarından paylaşmadan bir de sonunda oluşacak olan tepkiler ve uygulanacak olan kesinti yasasında aslında hangi maddelerde sıkıntı çıkabileceğini düşünmeden yaptılar. Yani bırakın. Bu genel bir problem mi bu hükümetin? Geneldir bu işte, genel. Çünkü yani, yapbozlukları var çünkü. Var çünkü bence bürokratları mı yeteri kadar değil. Yeterli değil ve tecrübesizdir. Anlayamadım. Tabii ben Maliye'deki bürokratlara da orada çok suç bulmam. Çünkü hepsi de yeni yeni oralara gelmiş insanlardır. Tabii. Ama vergi dairesinden de gelmiş kişilerdir şu anki müsteşarlar. Daha önceki müsteşarlarımız da epey bir tecrübeliydiler. Bu konularda aslında biraz daha fazla bilgileri vardır. Muhakkak onlara da danışıyorlardır. Ama bana geliyor ya, hükümet dedi bu insanlara acele bir şey düşünün, nereden para bulabilirik? Ve böyle bir şey düşünüldü hep birlikte. Ya da sonunda çıkacak olan sıkıntıları onlara düşünemedi. İyi çalışılmadı aslında dersine. Çalışmadı dersine bu yapı. Yani, evet, ben de orada niyeti iyi görürüm. Yani evet. Bunu yapalım, tamam bulduk çözümünü, bunu biri halletsin, işlesin deri. Ama altı boş kalıyor. Altı boş kalıyor orası. Çünkü uygulamada da sıkıntı var. Ve bu esas da sıkıntı. Bu yasanın bir gecede kanun gücünde kanun olarak çıkarılmasında büyük sıkıntı var. Hı hı. Çünkü anayasal olarak aslında özellikle ekonomik konularda eğer birilerinin siz hakkına dokunacaksanız bunu kanun gücünde kanunnameyle yapamazsınız. Yani anayasadan döneceği çok aşikardı. Kanun gücünde kanunnameyle uygulanmaya konacağı takdirde. Yani bunu bu kadar tecrübeli bakanların olduğu, bu kadar tecrübeli yeteri başbakan. Yeteri kadar da itiraz oldu bu konularda size aynı zamanda muhalefetten. Tabii yani zamanında da yaşandı başka şeyler. Tabii. Ve sonunda yine yasa haline getirildi. Yani bu kadar barisken anayasal problem çıkacağı, niye bu yolu izlediler diye soruyorum. Tabii. Cevap da bulamıyorum. Sonra diyorum acaba sadece beceriksizlik değil de belki de konuyu uzun uzadıya konuşup başka konuları göz ardı etmek için, zaman kazanmaları için bir taktik mi? Çok Kıbrıslı düşündüm orada.
Artık böyle yani, düşünürük. Mel Gibson'ın yani, filmi vardı, o konspirasyon teori evet, meselesi. Yani, o zamandan sonra başladık. Demek ki Kıbrıslılar çok yakındır bu fikre evet, diyeceğim ama tabii bunun altında başka şeyleri de arayabiliriz. Ve çünkü bakıyorum, başbakan belki de 30 senelik politikacıdır. Tabii. Onlarca bakanlık yaptı. Diğer bakanlara bakıyoruz şeyde, bakanlar kurulunda. Hepsi tecrübeli. Tabii. Neredeyse birçoğu Maliye Bakanlığı yapmış mesela. Birçoğu Ekonomi Bakanlığı yapmış. Hemen hemen bakanlar kurulunun yarısı Ekonomi Bakanlığı yapmış. Orası herhalde dönüyorum tekrar bakıyorum. Ondan sonra Çalışma Bakanlığı yapan arkadaşlar var içerisinde tabii, falan. Yani şu ankilerin tabii, görevi dışında Eğitim da. Eğitim Bakanlığı'nın bu 8. bakanlığıdır yanılmıyorsam. 8. Ya mesela yani bu kadar tecrübe geçirmiş olan, yaşanmışlığı olan kişilerin bu kadar sıkıntıları da birlikte zamanında göğüslemeye çalışan veya çözümleri bulmaya çalışan bu insanlar niye yani bu kadar kötü bir süreç götürülmesine göz yumuyorlar? Değil mi? Onu da anlayabilmiş değilim. Tabii bana da tuhaf geliyor. Başka şeyleri de var, düşüncelerim de var. Şimdi onları anlatsam da hiç kimseye mantıklı da gelmeyecek. Çünkü Ulusal Birlik Partisi içerisinde bir yarış var her zamanki gibi, biliyorsunuz. Başbakan, tekrardan tabii. Başkanı olarak seçilmiş bir, yani demokratik yollarda seçilmiş bir başbakan değil. Şimdi aha, onun koltuğunda gözü olanlar var. O bakanlar kurulunda da onun koltuğunda gözü olanlarla birlikte çalışıyor. Bir şekilde ama de baktığınızda onun, yani partinin başkanı ona seçimle geldi. Yani partinin başkanı da başbakan olması, yani şeyi vardır, kendisini destekleyen kazanımları vardır altında ve başbakan. Yani sıfırdır artık demiyorum tabii. Evet. Ama şimdi baktığımızda bir önceki demokratik kurultayda en az oy alan kişidir. Tabii, o da soru işaretidir. Evet. Sonrasında tek aday olarak çıktığına göre daha önce bu konuda yarışta ciddi anlamda yer alanlar niye aday olmadı noktasına da baktığımızda sebeplerini 3 aşağı 5 yukarı hepimiz bildiğimiz evet, için ve parti içerisinde de bu sıkıntılar ve bu konuşmalar devam ettiği için orada bir yarışa doğru gidiş olduğundan evet, dolayı, yani yeni bir kurultaya doğru gidiş olduğundan dolayı tabii ki başbakanın yönetimindeki bir... Ama onun yolunu buldular galiba sanki, çünkü bakanlık her an için değişebilir denir. Ya yani o birbirlerine... İşte evet, mesela çalışmayan bakanı, yani hizada durmayan bakanı tehdit eder. Hizada durmayan vekili de yine tehdit eder. Bakanlık tabii alamazsın eğer hizada tabii durmazsan. Al gülüm ver gülüm gibi gibidir şey her yapar zaman. Ama tabii dengeyi bu dönemde bulmak kolay değildir. Bir de sağlam temelleri olan çeşitli sebeplerle parti içerisinde olsa Birlik Partisi'nin sağlam temelleri olan da şu anda Bakanlar Kurulu'nda olan kişiler vardır. Birçok üyenin de onlardan beklentisi olan. Onlar da dolaylı olarak kendilerine sıra nasıl gelecek ve nasıl gelmeli ve bu hükümet başarılı olmalı mı olmamalı mı noktasında da kendilerine göre düşünceler evet, ve çalışmaları evet, vardır. Herkes bir heyecan kendi içinde diyelim. Bunu ileride evet, önümüzdeki günlerde daha sıcak yaşayacağız. Aha. Bence. Peki. Peki. Yani özellikle 14 Mayıs sonrası. Tabii. Türkiye'de tabii, sıcak olan, günler bizi bekler. Çünkü Türkiye'de bence bir değişim görünür görünmez onu göreceğiz. Onu Türkiye, yani Türkiye kendi sıkıntılarıyla çok meşgul şu anda. Biz de zaten bu sıkıntıların artçılarını burada hep birlikte daha ekonomik ağır koşullarla birlikte yaşıyoruz. Hmm. O yüzden ben biraz seçim sonrası Türkiye oturduğunda, Türkiye'deki sistem yeni sonuç ne çıkarsa çıksın oturduğunda bizim burada da bazı dengelerin değişeceğini bekliyorum. Yani bu dengeler dediğimde genel anlamda dengede olmayabilir. Bazı partiler içi dengelerin değişmesi için de bazı tabii, şeyler olabilir. Tabii, yani. Hep birlikte bunları yaşayacağız. Ha, geldiğimizde tekrardan bu yasaya evet ciddi ekonomik problemler bekliyor bizi. Ve şu anda bütçede ciddi bir açık var. Türkiye'den hı, tamamlanacak diye yazılan rakamlar var. Gelecek diye yazılan ama bununla alakalı Türkiye ile yapılmış olan herhangi bir protokol şu anda yok. Yani aslında hayalidir şu anda Türkiye'den gelecek tabii, olan tabii, rakamların tabii. Zaten kimse yani hükümet dahil beklemiyor 8 milyar gibi bir açığın Türkiye tarafından tamamlanmasını.
Hiç kimse beklemiyor. Ama 3 milyar kusuru sanıyorum Türkiye tarafından normal şartlarda gelecek diye düşünülen kısımdır. Evet. Onun da yaklaşık olarak sanırım yarısı savunmayla alakalıdır ki bunu Türkiye ne problem olursa olsun yaşanan hükümetlerde bir şekilde geç de olsa tabii askeri tamamlıyor. Şey bırakmak olmaz. Yani. Tabii bu sıkıntılar ortadayken geçmişe baktığımızda yani geçen seneye baktığımızda şöyle bir avantaj vardı maliye bütçesi açısından. Yani bizim açımızdan yaşayan halkın sıkıntıları büyüktü. Sürekli olarak fiyatlar değiştiği için satın alma gücü çok geriden geliyordu. Biliyorsunuz. Asgari ücret daha geriden değişiyordu. Asgari ücret değişene kadar ürünler daha da pahalı oluyordu falan derken şununla da karşılaştık. Aslında sürekli olarak fiyatlar değiştiği için ve döviz de sürekli olarak yükseldiği için maliyenin gelirlerinde ciddi bir artış oldu. Maalesef. Sebebi aslında pahalılığın vermiş olduğu bir rakamsal büyümedir. Ve dolayısıyla... Pahalılığın, endişenin, bir tutam açgözlülüğün, yani bir sürü çok şeylerin içerisinde. Çok çeşitli sebepleri. Şimdi tabii. Türkiye'deki yaşanan ekonomik değişiklikleri birlikte bizim de burada... artçılarını dediğim gibi yaşadığımız için tamamıyla aynı sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat biz burada girişlerimizde bizim zaten başka maliyetlerimiz olduğu için Türkiye'deki maliyetlerin %20-30 fazlasıyla bunları göğüslemeye çalışıyoruz. Tabii şöyle bir avantaj olduydu ama demek isterim. Yani her zaman da öyledir. Yani zaman zaman işte denk bütçe muhabbetleri olurdu ya geçmişte evet. de. Dövizin artışıyla birlikte harçlar ve benzeri konular ve işte gümrük girişlerindeki fiyatlar, taşımacılıktaki artışlarla birlikte, ürün fiyatlarının artışıyla birlikte zaten dolaylı vergileri siz çok daha fazla toplarsınız öngördüğünüzden. Değil mi? Dolayısıyla da aradaki büyük bütçe açığı aslında sizin öngördüğünüz, toplamaya öngördüğünüz mali, özellikle mahalli gelirlerin çok çok üzerinde toplamanızla birlikte aslında kapandı. Tabii. Geçmişte de yaşandı. Ekonomik kriz yaşandı tabii, 2018-2019'da. Yanlış bütçe taktiği uygularlar ama vazgeçmezler ondan. Yani bütçeyi hakiki bütçe olarak düşünmezler. Bütçe nedir? %5, %10 en fazla açık çıkarsa o bütçe iyi bütçedir. Ama bunlar çok tutucu oynarlar böyle ki başarılı görünsünler. Ama o da bütçe değildir. Onun demek ama ki... esas sebebi nedir bilir misiniz? Mahalli gelirlerin aşağıda gösterilmesi. Şimdi belediyelere onun üzerinden bir katkı payı veriyor ya. Onu daha az para versin diye aslında mahalli gelirleri gerçekten öngörüleni, rakamını oraya yazmazlar. Tabii. Orada bir %20-30'luk fark her zaman için vardır. Ama geçen dönem ne oldu? Bu rakam neredeyse %60-70'lere dayandı. Yani mahalli gelirlerimizi biz bütçede yazandan %60-70 fazla topladık. Ama biz belediyelere katkı bunu payı olarak tabii. yazılı olan rakamın üzerinden veririz. Tabii. Yasa tabii. öyledir. Tabii. Gerçekleşen bir... üzerinden vermeyiz. Anladım. Aslında bu esas belediyelerin sıkıntılarından bir tanesiydi ve sürekli dile getirdiler. Ya bu sene düzeldiler çünkü normalde %9.2'dir verdikleri rakam ve onu da popülasyona göre nüfusa göre yeni dağıtırlar. Yeni yasayla yapacak yani hem yüz ölçümünü düşündüler hem nüfusu ama bu da bazı illerde, ilçelerde anomali yaratacak. Ama esas yeni yasa şunu yaptı, belediyelere uyguladıkları harçlarda ve vergilerde daha bir rahatlık getirdiler. Daha fazla halktan para alıp kendi sistemlerini idame edebilsinler diye. İşte şimdi baktığımızda bu işler o kadar çok önemli ve dengeye oturtulması gereken meselelerdir ki siz senelerce buna bir çözüm bulmamışsınız. Belediyeler çok ciddi sıkıntılarla bunu bir şekilde götürmeye çalıştı. Öncesinde de istismar edilmesine ve istihdamların yapılmasına göz yummuşsunuz siyasi olarak. Belli bir süreç yaşandıktan sonra bir yasa yapmışsınız. İşte gelirinin %50'sinden fazlasını istihdama harcayamayacak diye. Ama ne yapmış belediye? Gitmiş başka bir şirket kurmuş bazı belediyelerde biliyorsunuz. ve o şirketten hizmet alımı yapmış. Göstermiş ama aslında belediyenin kendi istihdam ettiği kişiler. İşte Belpazı'dır, şusudur, busudur. Tabii. Bir Maosa'da var bilirsiniz, bir de Girne'de var. Evet. Bunu Lefkoşa Belediyesi yapmadı. Çünkü zaten o iyiden iyiye. O kadar kötü durumdaydı ki 10 sene önce. Bunu da setup yapamazdı. Bunu yapmaya kalktığı takdirde de sıkıntı. Yani hizmet alanında da sıkıntı yaşayan bir belediyeydi. İşte bu yasayla belediyenin elini rahatlattık.
Şimdi bizden daha fazla vergi alacaklar. Hı. Herhalde değişti sizin de şeyiniz. Faturanız. Faturalar bakmadım ama evet. Yani şimdi bakmaya utanırım. Geçen yani yasa geçmeden öncekinden iki mislidir benim şimdiki. Hı. Ama şimdi zaten bütçelerini de yeni başkanlar oluşturuyor madem. Büyük olasılık bu 3 misline kadar dayanacak su paralarımız. Su parası da değişiyor biliyorsunuz tabii, Türkiye'den tabii, gelen. Tabii. Yani bir bu sıkıntımız var zaten. Yani bizim masraflarımızı artıran. Şimdi bunların yaşandığı bir dönemde siz de hükümet olarak işte ben daha para bulamıyorum. Hadi deprem oldu. Bir sürü başka hesaplarımız çıktı. Hesapta olmayan masraflarımız çıktı. Aynen. Ve bunlarla alakalı da bir açılım yapabilmemiz için biz mevcut bütçeden de bir şey kullanabilecek kapasitede değiliz. Bir yerden bir kaynak bulmamız lazım dediler. Bunu yaptılar ama tam vatandaşın alım gücünün en düşük olduğu dönem. Belediyeler zaten sen yasayı geçirmiş, şimdi faturalar daha yüksek gelecek. Elektriğin maksimum kullanıldığı, herkesin elektrik paralarının ki elektriğin evet, maliyetinin altına satılması. Double oldu zaten onlar. Bir dönemde bir de sen bu süreci bu kadar kötü yönetirsen de sizden para da alacağım da işte ben bunları yapacağım dersen tabii ve kötü de yönettiğin için sistem anlatamadığın için. Tabii bir çorap örülür başına hemen. Çorap örülür başına. Yani yapamadılar. Yani çıktılar mesela geçen hafta mecliste de konuşuldu. İşte biliyorsunuz mevduat faizi var. Mevduat faizinden bir BSE'yi alınır. Evet. Gerçekleştiğinde. İşte o BSE'nin işte TL'de 16'dan 17'ye, dövizde de 18'den 20'ye yükseltileceğini, aslında %1 bir rakamın oradan alınacağını, %2 de diğerinden alınacağını anlatacaklarını anlatamıyorlar da. Anlatamıyorlar da yaptıkları şeyi. Evet, yani bu kadar mı detaya hiçbiri düşkün değil. Yani anlatın biraz ne yapmaya çalıştığınızı, evet. Vatandaş da anlasın, biraz rahat etsin. Çünkü bu defa senin yaptığın yasadan şunu anlar, bizim paramızı alacaklar bunu anlar. Havuza girecek para, tabii. Bakalım nereye harcayacaklar. Ama diğer taraftan da millet diyor ki işte sonuçta devletin böyle bir şey yapması da doğru olmaz. İşte zaten faiz de olmaması lazım der kredi aynen. Alanlar. Tabii ki mevduatı olanlarda faizin olması gerektiğine inanırlar ki o paralarının tabii. Erimemesi için. Ama zaten devlet de senin alacağın faizin 1/5'ini ortaktır. Tamam. Ne kadar çok olursa faiz o kadar da devletin içine tabii, gelir. Tabii. Yani anlatmaya çalıştığım aslında biraz bu işlerin çift taraflı olduğunu tabii, ve tabii. Ortak müşterekte bazı şeylerin anlatılıp konuşulduğu takdirde aslında çözülebileceğini. Ama senin aynı zamanda her ne kadar da tanınmamış ülke olsan da bir Türkiye ile olan ilişkinden dolayı finansal olarak konuşuyorum. Bir de bir sınır öteki tarafta bir başka ticaret hayatıyla ilişkin olduğu için bu dengeleri sen doğru kestirebilmen lazım bazı vergileri yükseltirken. Tabii. Yani biz ilk açtığımızda sınırları bizim bu taraftaki vergiler o kadar yüksekti. Mobilya ve benzeri gıda konusundaki ürünlerde. Çok yüksekti fiyatlarımız hatırlarsanız ucum kesiminden. Tabii. Zaman içerisinde bunlar dengelendi ve şimdi daha böyle haksız rekabet olmayan bir şeye tabii. Çevrildi. Ama şimdi bu her yerde. Bu çok büyük bir kabahattir bizim tarafımızdan. İşte bu şimdi sen bugün eğer mevduat faizini bir şekilde faizinden BSE'ye yükselteceksen bu paranın yerli bankalardan kaçmamasını sağlaman lazım. Eğer yapacağın işlem buna bir el verecekse bu işlemi yapmayacaksın. Doğru. Türkiye bankaları bile bugün, burada şube bankalardır biliyorsunuz. Evet. Adana'nın bir şubesi gibi ama Kıbrıs mevzuatında çalıştırılmaya çalışırlar ama onlara gittiğinizde bir alternatifiniz vardır. Eğer buradaki vergiler yüksekse de Türkiye'deki vergiler düşükse sana Türkiye'de hesap açar. Yani bunları bizim konuşmamız lazım artık daha açık aynen. Bir şekilde. Ve sen aynen. Bunları aynen. Uygularken... bu dengeleri de göz ardı etmeyeceksin. Yani mesela bu gibi basit şeyler. Şimdi gelelim en son bu yasanın durumuna. Şimdi bu yasa bak göreceksiniz. Uygulanırken başka sıkıntılar yaşayacak. Çünkü tam düşünülmemiştir. Yani diyorsun. Bu kadar kavgayla, bu kadar işte sonrasında yaşananlara katılım baktığımızda var. Katılım yani var. En son işte gönüllülük esası şekline büründürüldü bir şekilde bir konsensus sağlandı şeylerle, sendikalarla falan derken bunu uygulama aşamasında ciddi bir emeği var bunun şimdi. Özellikle evet. Maaş kesintileri alakalı ciddi bir emeği var. Ne diyor? İşte şu kadar ay biz sizden alacak istemiyorsan git bildir.
bir ay şu kadar maaş olanlardan alacağım. Ondan sonra devam edeceğim almaya. Ama sen eğer ben vermek istemiyorsam git bildir. Şimdi gidiyor insanlar, soruyorlar sosyal sigortaya. Dün geldi mağazaya, girdi bir müşteri, sosyal sigortadan çıktı. Ya geldik dolduralım o şeyi dedi bana. Başvuru formunu. Daha bir şey yokmuş ortada. Hükümetten haber gelmemiş. Bilgi gelmemiş dedi. Yani boşuna zaten sen maaş meselesini, tartışmaya ne açtın? Yani o hesapladığın parayı sonunda toplayamayacaksın. Ve toplayacaksan bile bir kaos olacak. Evet, muhasebesini tamam yapamayacak. Sen başka aldığın vergilerden, başka aldığın ve düşük olduğuna düşündüğün harçlardan ve şeylerden bir yükselteceksen yükselt. Çok fazla normal halkı etkilemeyen konuları ve paranı topla. Şimdi tabii çok konuşmaya açıktır bu işte. Önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Önemli olan aslında senin tasarruflu bir hükümet olmandır. Yani mecliste biliyorsunuz onun tartışması oldu. Tabii. Şimdi Bakanlar Kurulu bir ay önce bir havayla işte dernekler, birlikler ve benzeri o örtülü ödenek dediğimiz şeylerdir bizim bunlar evet, ya. Rakamları işte biz iade tasarruf ediyoruz, iade ediyoruz. Şimdi ben zaten senin ne kullandığını bilmem o rakamdan. Tabii. Ne kaldığını da bilmem. Sen bana bunu şeffaf bir şekilde daha açıklamıyorsun. Ben sana nasıl inanayım be kardeşim? Sadece geriye kalan var orada. Ha ve onu aslında bu yasada kullanılacak olan paranın içerisine de yasa olarak koymuyorsun. Tamam ya kullanmıyoruz, biz koyuyoruz. İhtiyaç olursa maliyeden onu bir şekilde ki diğer kalemler şeyinden bu gibi masrafları yapmak için kullanacak. Yani gene sen aynı amaçtan kullanacaksın o zaman demektir. Gene keyfi olacak demektir. Tabii. Yani bunlar aslında çok basit görünebilir dışarıdan baktığımızda ama önemli meselelerdir. Tabii. O detayı muhakkak yani görmeli, bankalar görmeli, insanlar da görmeli. Ama işte yine dediğin gibi doğru anlatmadıkları için insanlar her zaman için o şüphe içerisindeler. Gazeteye bakıyorum işte yani bilsem diyor muhakkak oraya gidecek, okullara gidecek diyor. Seve seve vereyim parayı yani bilsem diyor. Güven problemi zaten var. Şimdi kızıyor da orada bakanlarından şeyler. Evet yani güven şeyi nereden yani çıktı? Yani nereden çıkarttınız? Ya var kardeşim ya senin maşallah. O kadar kötü bir süreç yönettin ki güvenen de güvenmez durumlar size şu anda. Yani senin beceriksizliğinin sonucu aslında yaşadıkların. Evet. Benim bir suçum yoktur ya. Evet. Muhalefet de muhalefet olmanın gereğini yapar ya. Muhalefet senin bu yasana nasıl onay versin de ileride senin istismar edebileceğin bir yapıyı onay bir şekilde halkın sorumluluğu varken yapmak için izin versin. Sen eğer bir sürü soru işareti var, bırakıyorsan o yasada. Yani hafif logolarla yani bence bu pazarlama, marketing şeyi çalışmıyor. Herkese bir bildiri geliyor. Bütün bakanlar kendileri bunu okuyorlar. Ondan sonra çıkıp açıklamaya çalışıyorlar ve çok şeyi eksik bırakıyorlar. Çünkü her şeyi sanki yarım okuyorlar böyle gelen dilekçeleri. Tabii ki çok rahat bir açıklasalar bunu işte sendika, aynı zamanda mimar mühendis odaları, temsilcileri, aynı zamanda işte sanayi odaları, ticaret odası temsilcileri yönetecek şeffaf bir şekilde desen insanlar tamam ya verelim diyecekler. Ama bu en önemli kısmını insanlar itiraz ettikten sonra izah ederler bunu. Tabii bu defa da anlamı kalmaz. Önemini yitirir yani zaten. Yani boşuna devamlı çeneyi uzatıyorsun bir yumruk vursun. Senin böyle. 29 tane vekilin var. Bak 10 tane bakanın var. 1 tane başbakanın var. Ne kaldı geriye? 18 tane vekil kaldı. Evet. Bu 18 tane vekiline versene ellerine birer tane özet, halkın anlayacağı dilden bir yazı ve açıklama ki gittikleri programlarda bu sorularına cevap verirken halkın anlayacağı şeyleri konuşsunlar. Başka şeyler konuşacaklarına. Aynen. Bu da vaatlı olarak işte çıkar Serhat Bey der ki ya nedir bu para? Gidersiniz zaten bir gecede yersiniz. Bir gecede yemeyin de buraya verin demek istedim aslında. Tabii. Tamam. Ama şimdi öyle baktığında sen bunu halka söyleyemem. Bir defa zaten o gidip para harcadığın yerinde geçindirdiği bir aile var. Aynen. Yani ekonomik yapıya sen aman varsın harcamayın. Bir gecede meyhanede içmeyin bir şey ya da yemeyin bir şey de gidin onu verin de yemeyin. Evet yüksek bir para değildir. Ama senin hükümetin bu kadar kötü yönettiyse
ve sana da nasıl bunu uygulayacağını anlatmadıysa, tamam. Ya sen ilgilenmediysen, tabii, baskı yapmadıysan, başka şeyle meşgul olsan anlatamam. Başkası böyle kullanır yani ben bunu. Ben dörtlü hükümet döneminde kendimden bir anekdot anlatayım size bu konuyla alakalı. Hı hı. O dönemde biliyorsunuz ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyordu. 2018 doğru. Haziran sonrası. Tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan değişikliklerle döviz işte aldı başını gitti. Bir sürü kararlar alınıyordu sürekli. Tamam, 40 tane madde vardı ben hatırlarım. Alınan bir karar. Ben televizyona çıkacağım. Sorumluluğum var halka karşı. Açtım telefon müsteşara. Hı. O dönemi. Dedim bu 40 tane maddenin hangisini uygulayabildik biliyoruz. Ve hangisini uygulayamıyoruz. Bana lütfen bir liste gönder dedim. Tamam. O da dedi ben de tam şimdi bilmiyorum. Çalışayım da size göndereyim mesela. Hı. Yani şimdi kötü anlamda tabii, söylemiyorum. Tabii, en azından sonra ben bir bir sordum ilgili bakanlıklara şeylere. Bunların işte 40 tanenin 15'i uygulanabilir değil şu anda. 25 tanesi uygulanabilir. Şunlara şunlara başladık. Aldım kendime göre özetimi. Hmm. Komitelerde çalıştım. Komitelerde sordum gelen müsteşarlara bunların nasıl uygulandığını ve uygulanmadığını. Çıktım televizyonlarda aklımla anlattım ne olduğunu o dönem için. Tabii. Yani, vay 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 vay. Yani bütün anlatımı sen gerçekleştirdin. Hayır demek istediğim yani onu anlatmaya çalışıyorum size. Sen eğer bir hükümete onay verdiysen ve gerçekten bu toplum için bir şey yapmak istiyorsan ve o hükümetin içerisindeysen tabii, o hükümeti tabii sorgulama hakkın da vardır. Adam yani gibi. Bizim bizim dönemimizde UBP-HP hükümeti döneminde pandemi sıkıntısı yaşanırken alınacak olan bazı kararlar oldu. Ve özellikle Ulusal Birlik Partisi kanadının mesela o dönemde işte yaptırmaya çalıştığı bazı tehlike yaratabilecek kararlar vardı. Hmm. Mesela hmm, istediği. Ve bu kararlar alınacak diye ben gidip Bakanlar Kurulu'nun kapısına da dayandım. Alınmaması gerekirdi ya. Almacadı evet, beni polis içeriye. Arabayla. Düşünsen. Vekilim ben. Tabii. Hayır dedim gireceğim Bakanlar Kurulu'na. Benim hakkımdır. Dedim kapıda bekledim. İçeriye de mesaj yazdım şeye. Başbakan'a da, bizim kendi bakanlarımıza da. Bunları yapmalarını kabul etmem. Söyleyin tabii onlar bizimkiler söylerdi. Tabii. Tamam. Eğer bunları yapacaklarsa çıkıp bağıracağım dedim. Mesela. Doğru. Ama doğru, sen eğer bir güven oyu verirsen şeye, bir hükümete ve senin amacın işte ben vekil olayım ve vekilliğin ve ileride bir işte şeyi vardır, bakan olun. Evet. Ve bakan olmak için de her şey mübahtır. Vekil kalmak için de her şey mübahtır deyip kendi cebimi de düşünüp bir iş yapacaksam bu topluma hiçbir şey veremem. Aynen. Aynen. Onun için aynen, Serhat Bey gibiler, şikayetçiseler istifa edecekler o zaman bu hükümetten. Güvensizlik oyu versinler hükümete. Madem ki gidip beğenmedikleri şeyler oluyor ve bunlara şikayet ediyorlar ve bilgi alamıyorlarsa versinler ve benzeri diğer vekiller. Ama ne için? Esineyim kalayım, ben sıra bana da gelecek, ben de bakan olacağım derse o zaman çıkıp da konuşmayacak kardeşim. Tabii orada yarış var çünkü her şekilde. Ne yapayım yani ben bugün dediğim gibi başka bir beklentim olan bir kişi olsaydım başka yerde olurdum şimdi. Eminim. Ama topluma bir şey veremeyeceğimi bilmediğim yerde de olmam yani. Tabii. Yani çocuğumun geleceğini daha güzel kurgulayamayacaksam olduğum yerde olmam. Evet, babanın damarlarındaki kanı sen de görebiliyorum. Babamla sana konuştu sanırsam izlerler şimdi. Tabii, çok selamlar tabii, anneme. Selamlar buradan tabii ki de. Yani aynı kan damarlarda. Yani sonuçta bu vatan için, bu toplum için her şeyimiz. Peki bana birazcık Kıptek'ten bahset. Çünkü böyle bir şey gibi orkestra çalıyor, aryalar böyle çalınıyor. Yani aynı hamam, aynı tasa tekrardan gelecek. Yani aynı hamam, aynı tası alıp üzerimize su dökeceğiz. Aynı argümanları yapacağız bence önümüzdeki günlerde. Ve yine bir şey hallolmayacak. Yine evet, hiçbir yere gitmeyecek. Herkes haklı kendi çapında. Evet. Ve anlamsız bir konuya giriyoruz. Sadece orada nedir? Boşuna harcanan paralar, boşuna harcanan o eforlar, yani bir destan yazılır orada.
Ve artık benim için orada herkes ayrıntısız böyle şey olan, görevi olan, sorumluluğu olan herkes artık suçlu durumundadır orada. Susmaktan dolayı, sustukları için suçludurlar. Tabii. İhbar etmedikleri için suçludurlar. Bir şekilde yani davransınlar. Çünkü oranın sonu Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın sonuyla çok benzerdir. Sadece acayip bir ihtiyacımız olan elektrik orada üretildiği için şu anda orası devam ediyor. Yoksa orası çoktan kapanmıştı. Kesinlikle. Görebildiğim. Yani elektriksiz kalamam. Hava yolların olmadan yaşayabiliyorsun. Yaşayabiliyorsun. Çünkü başka hava yollarıyla yolculuk yapabiliyorsun. Aynen. Ama bir ülkede elektriksiz kalamayacağın için. Bunun ölüsü yürür. Tabii. Bizim söylememize göre, söyleyenlere göre bir şeye de mecbursun. O zaman ne yapman gerekirdi? Zaten biz senelerdir ne konuşuruz? Bunu Kıbrıs'tan başka her hafta bir tane Kıbrıs'tan konuşun herhalde. Tabii. Yani gazetelerde görün herhalde. Tabii. Ben zaten ilk dönem girdiğimde artık isyan ettiydim. Tabii. Bu konuyla alakalı. O da şu. Şimdi aslında hem benim bulunduğum komitelerde ben bu konuyla alakalı çok bilgi edindim. En son Kıbrıs Araştırma Komitesi kurulmuştu hatırlarsanız. Onun da bir üyesiydim. Orada da çok iyi anladım aslında bu sistemin nasıl olduğunu. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Gelmiş olduğumuz kertede şimdi ne yapıyor herkes? Sen imzaladıydın Aksa'yı. Ha, sözleşmesini. Evet. İşte UBP CTP'yi suçluyor. CTP diyor ki sen uzattıydın. Ben size özeti yapayım. Yap, aslında UBP'nin yönetimindeki hükümetler bunu CTP devralmadan evvel Aksa'yla yapılan sözleşmenin olduğu dönem için konuşuyor size. Dönemde öyle kötü yönettiler ki CTP geldi kucağında buldu. Bakın bunu söyleyelim. Hiç kimsenin de avukatı değilim ha. Yani zannederler ben işte ya CTP'ye yağcılık ederim ya da UBP'ye yağcılık ederim. Sen de o huy yoktur. Ben tarafsız konuşayım size. Tabii, öyle huy CTP yoktur. Geldi bunu kucağında buldu. Ülke sürekli elektriksiz kalmaktaydı. Bir yatırım gerekiyordu. Evet. Mecbur kaldı. O yatırım yapılana kadar öyle veya böyle bu Aksa'yla sözleşmenin imzalanmasına. Yani aslında biraz da mecbur bırakıldılar. Ama sonrasında yatırımlarını yaptılar mı? İsmet Hakim döneminde. İsmet Hakim döneminde gene CTP şeydeyken. Güçteyken. Yani hükümetteyken. Hükümetteyken, iktidardayken yatırım da yaptı. Ha şimdi döndün NOVEP'e der ki işte iki tane şey aldılar. İşte ihalesiz aldılar. Bir tanesi kullanılmıştı falan filan. Evet. Senelerdir bunları duyarak. Evet. Birbirlerini suçladılar. Ama aslında bana sorarsanız bu konuda evet ufak tefek birbirlerine işte win-win al ver gülüm tabii, muhabbeti yapmış olabilirler. Tabii. Ama sonra rakamlar o kadar büyüdü ki artık bunlar ufak olmadığı için herkesi de bulaştırdı. Aynen. Bulaştırır yani. Sen eğer bulaşmaya hazırsan. Aynen ve o girdabın yani, içine girdin kaçamazsın yani zaten. Yani şimdi ben vekil oldum da işte bu konuyla alakalı daha önce ihalelere giren bir büyüğüm. Benimle biraz da ben bilgi almak isterdim diye. O da benimle görüşmek istedi. Görüştüm. Sonra anladım ben yapının ne olduğunu aslında. Onun bana ne söylemeye çalıştığını. Ve beni ne şekilde etkilemeye çalıştığını. Kendi kafamda ben zaten orada durumun tespitini yaptım. Sonrasında da düşüncelerimi zaman zaman çıktığımda televizyonda ortaya koydum. Evet, iki büyük şirket ve küçük bir sürü şirket. Ve bunların dalları olan daha orta halli şirketler senelerdir bu ihale ilişkileri ve bu rüşvet ilişkileri içerisinde bu yapıyı bir şekilde götürmüşler. Rakamlar çok büyük olduğu için para da çok büyüktür. Paylaşan da çoktur ya. Tabii. Yani öyle bir kişi iki kişi yemez. Tabii. Dönemin ilgili bu konuda karar vericilerinin büyükleri daha fazla yer. Tamam, çeşitli. Evet. Yani söyleyeyim size gerçekten. Ama geldik gene tıkandık. Ben dedim bari bu Bey Tambal ayıptır söylemesi, Aksa Sözleşmesi'ni bu şartlarda imzalamamamız için bir şey yapalım, bir yatırım yapalım. 2019 senesinde artık dörtlü hükümetle bir uluslararası ihaleye çıkılsın diye bir sonuca varılmıştı orada da bazı şeyler yaşanmasına rağmen. Sonra biz işte UBP ile koalisyona girdiğimizde onu gerçekleştirmek istedik. Dönemin bakanları bunu bir türlü
Olmuyor. Canlandırmadılar. Ya sen şimdi eğer bu şeyin, kurumun yatırımlarını zamanında yaparsan, bu kurumu verimli yönetilmesi için kurgularsan, siyasette karıştırmazsan, aslında bizim şu anki kurulu sistemimiz bize ciddi anlamda cevap verebilecek. Sistem dedim de ya, sistemsel olarak tabii, yani. Çok tabii, iyidir aslında, tabii, çok tamiratlıdır, şusudur, yani imkanlara göre, aslında imkansızlıklara göre elimizde ciddi anlamda içerisinde çok bilgili insanlar var. Tamam. Ama bu ihale işleri o kadar çok büyük bir rant düzeni yarattı ki insanlar da zaman zaman konuşamıyor doğrulara da baktığımızda. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada aslında ne yapılması gerekir ben size söyleyeyim. İşte Aksa'ya borcumuz var. Aksa'ya zaten borcumuz, yapmış olduğumuz sözleşmeden almış olduğumuz, sözleşme şartlarında almış aynen, olduğumuz aynı borçtan elektriğin rakamıdır. Bizim Aksa'ya başka borcumuz yoktur ya. O da niçin? Evet, ben yatırım yapmadığım için, üretemediğim için. Yatırım yapsam da bugün kendim ve Aksa'dan daha da az alsam da üretim tabii rakamının altında devlet, şeye sattığım için, halka sattığım için. Evet, satabilin. Halk ödeyemiyorsa satacaksın. Hükümet de bunun farkını ödeyecek ama şeye, Kıptek'e. Tabii. Mesela. Ama Aksa'ya borcunu ödeyemediğin takdirde Aksa diyor ki işte benim tribünlerimden bir tanesi çalışmıyor. Aslında çok enteresan şeyler var. Ha, tabii. Şimdi gelelim şeye. 2024'te bu şey imzalacakmış tekrardan. Şimdi bu şartlarda imzalanmaması lazım Aksa'yla. Evet. Aksa'nın o kira bedeli var ya, 3.14 müdür nedir? Dolardır. Öyle bir şey var. Çok büyük da bir paradır. Zaten bu anlaşma en başından yap işlet devlet olarak kurgulanması gerekirken, evet, mecbur kaldın diye yap işlet olarak kurguladın. Ondan sonra UBP de bunu bu şekilde uzattı. Şimdi geldi, gene uzatacaklar. Tabii buna bir kılıf aramaya çalışacak hükümet. Evet. Yani Arıtlı da çıktı, bir güzel konuştu ama Arıtlı'nın söylediği her şey yalan olduğu için inanman kendine yani. Şimdi çıktı dedi ki işte bilmem kaç tane şirketin arpalığı oldu. Da yani böyle çok güzel bilin şey konuşur, duymak halka böyle demagojik tabii, bilgi verir. Tabii, tabii, ama yani bir tane yaptığı, söylediği bir şeyi de gerçekleştirmemiş olduğu için tek sözüne inanmam ben mesela. Tabii, İnanan tabii varsa yapılacak kendisi. Ama işte bu şey yanlış başka gitti. Sıkıntısı var. Tabii, ha, evet. Şimdi ben mesela Gülşah Sanver Manavoğlu olarak bu konularda eskiden bilgisi olan, öğrenen bu durumu, şunu söyleyebilirim. Aksa vallahi binlerce defa zaten parasını çıkardı o şeylerin. Aynen, yani o kadar artık şeydi. Artık kira parası almasın. Üretsin, %20 daha üstüne koysun, satsın bize. Bence böyle bir sözleşme yapılması lazım. Zaten yap işte devret olacak diye biliyorum yeni sözleşme. Ama sen dün ne kadar parayı verdikten sonra zaten ben 30 senedir kendine şey verdim. Ama bir hizmete karşılık. Ama kira parası verdim. Kira parasıyla zaten 10 tane herhalde biz santral alırdık. Yalnız kira parasıyla. Yani bu rakamları bir gün hesaplayalım hep birlikte sizinle. Ben alayım geleyim. Yani öyle büyük rakamlardır konuştuğumuz. Muhakkak, muhakkak. Yani mesela çok basit. Bu Sayıştay raporunda ne kadar fazla para verildiği son yapılan o 2021-2022 senesindeki alımlarda. Ne kadar? 20 milyon? 20 milyon dolardan bahsedilir. Orada 20 milyon var. Dolar 10 tane okuldur. 20 milyon dolara en güzelinden 10 tane okul tabii yapan bu ülkede. 10 tane okul. Fazla verdiğimiz para var ya yakıta. O Aksa'nın değil tabii. Veya Aksa'dan aldıysak onu bilmem. Veya kimden aldıysak fark etmez. Veya karışık aldıysak fark evet etmiyor. 10 okul. Biz evet 20 milyon dolara bugün bu parayı bu yakıt için kaptırmasaydık. Kötü yönetim yüzünden. Tam teşekküllü 10 tane okul yapardık. Dönelim. Kirayı da hesaplayalım. Bu işin amortizman hesaplarını yapalım. Düşelim aslında olması gereken ticari şeyi. Çıkacak olan rakamdan da hesaplayalım sizinle beraber gelecek haftaya kadar. Ve iki hafta içerisinde kaç tane daha okul yapılırdı bu ülkede? Vermiş olduğumuz fazla para yüzünden. Yani ben hiç kimsenin... Yani para yok denir ama zaten yani toplumda bir para olduğu görülür zaten.
Yoksa bizim toplum şu ama anda... Ama şimdi bu verdiğimiz paralar da burada kalmadı ya. Keşke burada kalsa bu paralar. Yani... Piyasa içerisinde olsa bir kısmı piyasa içerisinden, birçoğu başka yerlerdedir bu paraların. Tabii. Bir kısmı evet belli başka yatırımlara da gidebilir. Yani bu mesela bizim en büyük kayıplarımızdan bir tanesidir aslında. Bizim ikinci bir şeyimiz de kazinolardan kendi beyanları doğrultusunda bir kazanç şeyi alıyoruz ya. Tabii. O bir ayrı durumdur da esas rakamların ne olduğunu ve aslında almış olduğumuz fix bir vergi var biliyorsunuz. Evet. Makine başına ve masa başına. Evet. Ama iki tane kazino olabilir. Biri 1000 misli ötekinden daha çok ciro yapmaktadır. Ama sen yine aynı vergiyi aynı fix şeyi alacaksın. Bunları da bizim çözmemiz lazım. Yani bu aslında bak bu birinci kıptek meselesinde bence artık feasible bir anlaşma yapılması gerekir ve alımlar ve şeyler de daha rekabetçi ortam içerisinde bence gerekirse açık pazarlık usulü 10 şirketten fiyat alınması gerekir. Gerek santral, gerek taşımacılık olsun, gerekse yakıtın alınmasıyla alakalı. Ve bunların sertifikalandırması doğru olsun. Çünkü sonuçta biz yakıtı alırken dünya piyasalarındaki en iyi kaliteli yakıtın fiyatı üstüne alırız. Tabii. Ama bana nereden geldiğini ben bilmem. Güya o ihalede sana şey verir şirket. Böyle bonus gibi bir, daha iyi bir şey verir. Evrak verir. Ama ne evrağı bana önceden daha gidip adamdan almamış. Getirmiş bir düzmece evrak alım garantisi verecek tabii, diye. Tabii. Yalan. Tabii, yalan. Tabii ben size söyleyeyim ya. Ben komitelerde çalıştım. Kim isterse gelsin bana sorsun. Ben bu işin tamam olmadığını söylüyorum ya. Hayır bir de geçiyor öteki övünüyor ki kendi zamanındaki. Bir bakan diyor ki benim zamanımda alınan evrak tamamıdır da bunun kusahtedir. Hadi be dedim diyor git işine bir gün bir tanesine komitede. Senin bana verdiğin evrak dedim. Bundan daha sahte görünür dedim. O gün kapandı komite. Anlatacağım sana dışarıda daha detay tamam, bu konuyla tamam, alakalı. Tamam. Çok anlatmayayım televizyonların önünde. Yükleyecekler daha sonra. Evet, çok yani, şaşmasınlar. Gerçekten. Fakat yani sonuçta nereye gidecek? Yani orada hakikaten heba olan paralar var orada. Korkunç evet. bir efor var. Yani orada şey hesabı 17 kuruşa aldığını işte 7.50'den satıyor, pardon 3.50'ye satıyor. Aradaki fark korkunç paralar. Yani bu nereye kadar böyle? Kıpteki subansiye etti hükümet 1.6 milyar en son söyledikleri. Teyit edilmiş değil benim şey hiçbir yere bakmadım ama yani sonuçta bunu gazetede söyler 1.6 milyarı heba eder. Hibe ederler Türkiye ve şey. İşte şeyin borcunu dedi orada. Şimdi Aksa'nın o Aksa'ya çok açıktı. Olacak. O ama, Aksa'daki sözleşmede senin bir alım için her bir kilovat saat için vereceğin bir para var. Bu borcu ödeyemiyorsun çünkü yani topladığın para yetmiyor ödemene aynen. daha doğrusu. Aynen. Çünkü aslında şu anda biz her ne kadar ödeyemesek de hepimiz. Evet. Yani benim mesela solar enerji panelim var. Yardımcı kurulu. Olsun evet. Yardımcı olsun diye ama gene dünya kadar para ödüyorum. Tabii. Yani ısıtmak için kendimi aşmam gereken klima miktarı miktarını karşılamıyorum. Benim en büyük solar kurulumum kışta. Kışta. Yazda nispeten daha iyidir. Zaten ama esas mesele de budur. Biri iyi hesaplamadı herhalde. Yani yok iyi hesapladılar. Ben de öyle zannederdim ama baktım biraz. Yani işte tamam değil. Yani yetmez. Ha. Yetmez. Anladım. Yani ödeyemiyoruz da. Evet. Ödeyemediğimiz için hükümet dağıtlı olarak normalde nizamnameye göre fiyatı yükseltmesi lazım. Vatandaş isyan edecek diye şey yapmaz. Fiyatı çıkaramıyor. O zaman aradaki farkı sen Kıpt'taki ödemen lazım. Ne oldu? İşte hükümetler de ödeyemediği için Türkiye Cumhuriyeti bir şekilde bu sistemin yürüyebilmesi için aracı evet, oldu. Tabii. O verdi parayı. Ama benim anlatmaya çalıştığım şudur. Biraz önce anlattığım konular Kıpt'ta düzenlense ve bu kaçaklar olmasa ve işte kazinoların yapmış olduğu cirolardan daha doğru bunlar gibi başka da örnekler var yani detaylandırıp da rakamların evet, büyük evet. olduğu yerleri ben size anlatmaya tabii. çalışırım. Evet. Tamam. Bunlardan doğru vergi alınsa ve benzeri konularla alakalı. Devletin kendine ait olan vakıflardaki ve devlet emlak malzeme diğer bakanlıklardaki kiralama rakamları raiç bedel üzerinden olsa. Mesela bakın Palm Beach örneği. Tabii. Yani bir örnektir o. Bir örneciktir o. Evet. Genelini düşünün siz.
Tamam, o kadar çok peşkeş çekilmiştir ki herkes bu tabii, ülkenin zamanında, şeyleri. Zamanında hakikaten. Bunlar doğru ve rayiç medenlerde toplansa, teşvik sistemi denetlenip, üniversitelere verilen eğitim teşviği, turizm teşvikleri. Aynen. Sen alıyorsun eğitim teşviğini ama başka yatırımlar yapıyorsun aynı teşvik üzerinden. Aslında normalde o teşvikle onu yapmaman gerekir ve yaptığın takdirde de senin başka bir vergi sonuçta vermen gerekir. Onların düzenlenmesi gerekirken tabii. Biz bunları yapmadığımız için aslında bu dört tane konuyu biz bir toparlasak bu ülke bilin ne olur? Monte Carlo. Değil mi? Yemin ederim size. Tabii. Rum kesiminden eğer daha iyi durumda olmazsak bana da bir uşak demesinler. Ama şahane bir liman açılmak üzeredir çok yakında. Yani her şeyi tertiplediler, ettiler. Fakat belediye başkanı ne der? Orada talebeler maç seyrederse bütün gün, bütün akşam ve nargile yerine döner. Liman, liman olmaktan çıkar diyor. Çıkacak. Yani son aslında sadece görüntü değildi problem. Tabii oraya İşletme giden insanlar da tabii. Tamam olması lazım. Çünkü dükkan boş, adam ne yapacak? Ben bunu talebeyle şey yapacak. Çünkü elinde, cebinde biraz nakiti olan o kişiler talebelerdir genelde. Yani sen iş sahibisin, bir annesin ama masrafların o kadar fazladır ki senin o ekstra para yoktur oturup. Ne de zamanın var. Hem nargile içesin hem maç seyredesin Girne Limanı'nda. Çünkü gitmiyoruz. Ne vakit var ne harcanacak. Paran daha fazla olabilir ama oraya harcanacak paran yok. Çünkü hep lüzumlu bir yere gider o para, ihtiyaçlara gider. Dolayısıyla çok haklı bir şeydir. Yani yaptığınla alakalıdır, söylediğinle alakalıdır. Herkes üzerine düşeni yapsa, doğruları yapsa bizim Kıptek diye bir problemimiz olmaz ki. O, tabii ki yani kesinlikle. Ama zaten işte sıkıntı nedir? Şimdi herkes çok şikayetçi. Herkes. Yapıdan değil mi? Oy veren de ben değildim be kardeşim yani. Ben seçmeyesini bilirim yani oy verirken. Tabii. Yani sen seçme konusunda sıkıntı yaşıyorsan çekeceksin. Yani ben hep şey derim. İşte bazen konuları olur. Biraz daha dedim işkence çeksin. Bu halk da belki kendine gelir. Değil diyorum. Mi? Evet. Ama oy vermeye gelince nedense bilmem. Başka bir duygular giriyor işin içerisine. Tabii tabii. Ama çünkü mantık ortadan tabii, kayboluyor. Tabii. Çünkü İnşallah da bu aynısını görmezsin bu defa. Yani diyorsun. Çok kolay değil. Yani çeşitli algı operasyonlarıyla tabii kutuplaşma üzerinden de oy verme alışkanlıkları şekillendiği için aslında doğru kararı vermene de mani olabiliyor. Stratejik ve işte vallahi artık 10 yaşındaki çocuk bile siyaset oynamayı öğrendi. Kendi aralarında çocuklar artık siyaset yaparak ilişkilerini tabii, kurarlar. Evet. Dolayısıyla biz tamamıyla çözüldük. Bizim burada tamamıyla yeni bir sisteme geçmemiz lazım ve siyasetten başlayarak. Çünkü kültürümüz değişecekse, yalan söylememeyi öğreneceksek, işte izmariti dışarıya atmamayı öğreneceksek bu bir nesil gerektirir. Tabii. Bizim bir nesillik zamanımız yok çünkü batıyoruz. Tabii. Yok bizim zamanımız hemen yok. Şimdi aynen. Yapmamız lazım. Aynen bunu ve biz bu fırsatı, yani fırsat demeyeyim. Zaten çok büyük sıkıntılar var ama küçük olduğun için aslında çok daha kolay kontrol edebilin ve doğru tabii, noktaya tabii, getirebilin. Tabii, yani tabii. Çok zor değildir doğru yapsak hepimiz birlikte ama tabii hiç kimse kendine, çünkü herkes kendi çıkarına bakar. Kendine bir sıkı yaratacak ve işte tabii. Kendi çıkarını bozacak bir şeye de en de sonunda her ne kadar da ideal konuşsa. Evet. Yine de ne yazık ki istenmeyen bir şeyler yapıyor olmuyor. Yani insanlar. Olmuyor. Yani bir sürü şeyimiz var burada ama vaktimiz bitti. Çok konuştum ben herhalde bugün. İyi ki yüzden. İyi ki konuştun. Söyleyecek çok şeyin vardı. İyi ki zaten buraya yani seni dinlemek için geldik ben dahil. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz onun için de. Çok teşekkürler. Evet, izleyicilerle beraber biz de sana teşekkür ediyoruz. Onun için iyi ki buradaydın. İyi ki konuşabildik. Evet. Gülşah buradaydı. Sonuçta güzel bir program oldu. Sizinle yine aynı saatte buluşmak üzere yarın için burada noktalıyoruz. İyi günler diliyoruz. Arukat sabah sabahı sundu.